Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Dayı Karan'la hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Adana Demirspor maçıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Avrupa maçlarından sonra lig artık tam gaz devam ediyor ve Galatasaray da Adana deplasmanına çıkıyor. Dün Fenerbahçe 3-0'lık bir galibiyet aldı. Bugün de Galatasaray Adana Demir deplasmanında galibiyet arayacak. Bu arada bir misafirimiz var arkadaşlar. Bazen böyle sesler çıkartabilir, duyabilirsiniz. Paşa! Sessiz ol paşa! Çok uzun sürmeyecek bizle birlikteliği ama bu videoda en azından sesini duyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dayıya hemen soralım. Galatasaray Avrupa'dan elendikten sonra ilk maçı Adana Demir deplasmanında. Galatasaray bu akşam Adana Demirspor'a karşı puan kaybeder. Maçı 2-0 kaybeder. Galatasaray'da bir kaos ortamı biliyorsunuz var ve artık ayyuka çıkar. Teknik direktör Okan Buruk istifa eder. Galatasaray bu puan kaybıyla birçok şeyini de kaybeder. Moral, motivasyon yerlere düşer ve önümüzdeki haftalarda da şampiyonluk yarışından düşer demek isterim ama bunu sadece demek isteriz. Bence bu akşam Galatasaray Adana Demirspor'u yener. Yani skor yener. 3 gol atar, 1 gol yer. Yani 3-1 gibi gol yiyeceğini düşünüyorum. Ama maçı da kazanacağını, kazanmak zorunda olduğu bir maçı. Çünkü Avrupa'dan sıkıntılı bir hafta geçirdi. Bundan dolayı da maçını kazanacağını düşünüyorum. Ama artık bir yerde de bir durmaları lazım. Fenerbahçe ufak bir tökezledi. Galatasaray'da henüz tökezleme yok. Evet. O yüzden 2'de 2 başladı. Evet, 2'de 2 başladı. O yüzden umut ediyoruz ki Galatasaray bu akşam puan kaybetsin. Paşa bir kes lan. Paşa. Durdu lan. Laf dinliyoruz. Umut ediyorum Galatasaray puan kaybeder. Biz de yarın kimle oynuyorduk? Eyüp'ü yeneriz. Eyüp Spor'u yeneriz ve biz de bir moral motivasyon yakalarız. Artık bu saatten sonra bütün rakiplerin Türkiye'de oynadığı, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda puan kaybetsinler diye dua edeceğiz yani. Evet arkadaşlar, maçta bu arada başlamak üzere. Bu arada da videoya geçmeden, maça geçmeden önce de kanala abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı da arkadaşlar lütfen unutmayın. Artık hızlı bir şekilde 20 bin aboneye ben de geçmek bu konuyu istiyoruz artık. Söyleyeyim. Arkadaşlar videolarımızı izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Beğeni de yapıyorsunuz ama abone olma konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Bizim gibi yani bizden eski ve bizle beraber veya bizden sonra bu işi yapan arkadaşlar yükselme konusunda biraz herhalde önde gidiyorlar. Biz neden böyle geride kalıyoruz? Sizin beğeni butonuna basıp abone ol butonuna basma işinizden. Yani bizim Trabzonsporlu oluşumuz mu bunu etkiliyor? Yoksa bizim ne bileyim tepkilerimize mi? Sizin bir tepkiniz bunu bilmiyorum ama rica ediyorum abone olun. Abone olursanız bu kanalı daha iyi yerlere getireceğiz. Evet, evet arkadaşlar maça geçiyoruz. Kale! 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 İlginç. Kerem'e bak lan. Kerem hayırdır oğlum? Deniz. Deniz ne yaptın Deniz? Çok genç ama değil mi? 15 yaşındayım. 15 ha, ama işte. Orada eliyle dokunmayan bir ama orada düşünsene oğlum ayaklarının orada ne işi var? Sen niye öyle yürüyorsun orada? Ya Rize kalecisine söylediklerini niye söylemiyorsun şimdi çocuğa ya? Oğlum çocuk saçma sapan baksana şuraya. Ya böyle bir şey yapılır mı ya? Hayır oğlum ya. 2'de 2. Bir kaleci, bir defans. Bu ne? 2-0 oldu. 2'de 2. 2'de 2. Olmaz. 4 tane daha mı? 3 tane daha, 2 tane daha mı yiyeceksiniz? 2-0 oldu.
Bir kendi kalesine bir kaleci hatası, maç 2-0. Galatasaray. O kaleci yine öndeydi. Maçı koparttı. Yine öndeydi, gördün mü? Bu ne abi? Elek ya. Adana elek ha. Offside. Kaleci sen offside nasıl? Yok mu? Yok orada offside. Yok orada offside. Yok orada, ben gördüm. Yok orada da yani kale. Kale ne yaptın ya? Kale ne yaptın ya? O çocuğun... Ya sen niye çıkıyorsun oğlum? Her topa çıkıyor. Ya o kadar niye çıkıyorsun sen ya? Stoper misin sen ya? Çok ilginç. Hayır orada tekmeye vursa indirse bir de kırmızı kart yiyecek. Vuruyordu da. Vay. Saçma sapan işler oğlum. Üç tane gol dedin. Bir tane adam gibi gol yemedin. Şanssızlık. Bir de Muslera çıktı şimdi. Bu ne abi? İlginç. Abi bu Adana Demir bekliyor ya, bir tamam. Trabzonspor maçında. Mertens 9 dakikada bir gol atmış Galatasaray. 9 dakikada bir gol atmış. Böyle biterse, bu istatistik tutarsa maç sonunda kaç gol atmış olacak? 10. İnanılmaz bir gol daha. Bir dur ya. Paşa. Paşa. Bak sen harbiden 5. 5 oldu. Offside. Offside bayrağı oldu. Offside oğlum. Abi ben anlamıyorum ki. Biz yani sene başından beri Galatasaray'la Fener'in gollerini izliyoruz ya. Lan biz 5 maçta 1 gol attık ya bu sene. Artık şu penaltıyı da ver bari de adamlar bir gol atsın. Penaltı. Penaltıyı da kaçırdı ya. Ya Yusuf Sarı. Penaltıyı kaçırmadı. Penaltıyı Muslera kurtardı. Penaltıyı Muslera kurtardı. %100. Boş kaleye dışarı. Hakem bir gol attırayım diyor daha. Hakem bir gol attırmaya çalışıyor, bir penaltı daha. Yok ki penaltı. Yok ki penaltı. 5-1. 5-1 bu kez çıkaramıyor. Ağlıyordun orada. Ana bir penaltı daha. Abi böyle direkt şey olur mu ya? İnsan mısın ya? İnsan mısın oğlum ya? Kırmızı normal tabi. Yani olması gereken. Bak! Vay! Ulan az 11 kalsın. 11 yaşındaki kaleciye. Ulan az kalsın plakamız yazıyordu ya lan. Evet arkadaşlar, maç bitti. Adana Demir 1, Galatasaray 5. Galatasaray gol şov yaptı. Trabzonspor'un bu sezon tüm kulvarlarda, total maçlarda atamadığı golü tek maçta, hatta bir yarıda neredeyse attı. İnanılmaz rahat bir maçtı Galatasaray için. Adana Demirspor belki de bir sezon boyunca yapılabilecek hatalar silsilesinin hepsini bu maçta yaptı. Bir tane kendi kalesine attı, bir tane penaltı oldu, bir tane ne olmuştu orada bir şey, kendi kalesine kaleci çıktı, o oldu, bu oldu. 5 tane yediler. Açıkçası eski Adana Demir, bir iki sene önceki Adana Demir kesinlikle yok. Çok aciz bir durumda Adana Demir. Var. Bir Trabzonspor maçı bekliyor şimdi Adana Demirspor. Trabzonspor'u bile orada yenemez. Trabzonspor maçında böyle yırtına yırtına, ölürcesine, bayılırcasına oynayacaklar ve kendilerine gelecekler. Bütün yani bütün böyle Anadolu takımlarının tek yenmek istedikleri takım Trabzonspor ya. O yüzden benim artık söylemek istediğimi bazı kişiler anlamıştır yani. Bazı kişiler anlamıştır. Evet, 5-1'lik skor. Ya o genç bir çocuğu abi, şimdi 13-14 yaşında, 15 yaşında bir çocuğu oraya koyup da bence aslanlara yem etmenin mantığı yok yani. Yani çok da konuşmamak lazım. Çocuğu yani
Böyle atmanın anlamı yok. Hani biraz daha beklenebilir, biraz daha hazırlanabilirdi. Ama şimdi oynatıyorlar ya, 5 gol yedi ya. Şöyle söyleyeyim. Bakalım 1-2 sene daha arkasında yani durabilecekler mi? Yani İlker Casillas vardı yani böyle, o da bu yaşlarda Real Madrid'in kalesine geçmişti. Sürekli gol yiyordu. Sürekli Real Madrid yeniliyordu. Ama onlar durdu arkasında ve 20-15 sene kalelerinde durdu. Bakalım bu çocuğun arkasında durabilecekler. Çocuğun yaşını şöyle söyleyeyim sana. Çocuk 2009 doğumlu. Ya 2009. Yani çocuğun geleceğini de bence biraz tehlikeye attılar. Her neyse, Galatasaray tabii baskılı oynuyor. Şans golüyle 1-0 öne geçti. Maçın bütün şekli şemali değişti. İkinci bir şans golü attı. Üçüncü de şans golü. Yani artık 2-0'dan sonra koptu maç. Artık ona da söylenecek bir şey yok. Galatasaray'ın da büyük bir şansı bu diyelim. Yani zorlanacağını düşündüğü bir maçta böyle tak tak hiçbir şey yapmadan 2-0 öne geçti. Yoluna devam ediyor. Artık yarın Trabzonspor'un da böyle bir skor alıp kendine gelmesini bekliyoruz. Bilmiyorum ama yani İhsan Hoca'ya güveniyoruz. İhsan Derelioğlu. İnşallah yarın bir galibiyetle bizi milli araya gönderip, biliyorsunuz milli ara var. Dönüşte de Trabzonspor'un yeni hocasının ilk maçı Trabzonspor Beşiktaş maçı olacak arkadaşlar. Büyük ve güzel bir maç. Heyecanla o maçı da bekleyeceğiz. Videonun da sonuna geldik. Galatasaray 5-1 kazandı. Tebrik ediyoruz. Ve son kez söyleyeyim, son kez hatırlatayım arkadaşlar. Hala abone değilseniz artık şu tuşa, gerçekten ücretsiz, onu da söyleyeyim bu arada, basmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Çorbada sizin de tuzunuz bulunsun uşaklar ya. Basın şu tuşa ya. Basın arkadaşlar ya. Şu kanala biraz da sizin desteğiniz olsun. Hani böyle yapıyor ya. Evet. Şimdi o lavuk. Rusrek. Rusrek miydi neydi? Evet arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkürler. Abone olan herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.